Emekli maaş zammı ifşa oldu. En düşük emekli maaşının çıkacağı rakamsızdı. En düşük emekli maaşına bir zam hazırlığı yapıldığının gündeme yansıması üzerine bu konuda kulis bilgileri hızlandı. Emekli maaş zammında 3 farklı formülün masada olduğu iddia edildi. Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılan maaş zamlarından mahrum kaldılar. Türkiye'nin tartışılan enflasyon rakamları ile emeklilerin maaşlarına zam yapılırken, kök maaş hesabından çok sayıda emekli hiç zam alamadılar. Bu emeklilerin maaşlarına bir düzeltme yapılmasına dair harekete geçildiği belirtildi. Bunun için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu kaydedildi. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek emekliler için bir iyileştirme yapılmasına dair çalışmalar halen daha devam ediyor Bu zamın ekonomiye etkisinin nasıl olacağına dair etki analizi de hazırlanıyor Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasından bir zam kararı çıkabilecek Bu konuda nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Emekli maaş zammı için kulislerde çeşitli rakamlar dile getirilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu onaylaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri dönüşü açıklama yapılabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyareti bugün başladı. Her ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zamları ile alakalı olarak da bir açıklama yapması bekleniyor. Bu hafta bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu yönde gelecek olan açıklama merakla beklenen emekli zammına dair durumu netleştirebilir. Zam kulisini açıkladı. Gazeteci Cem Küçük emekli zammı ile alakalı olarak almış olduğu kulisi açıkladı. Buna göre Çalışma Bakanlığı'nın zam için 3 farklı alternatifi masaya koyduğu bildirildi. Bunlara göre en düşük emekli maaşının 12500 TL'ye, 13000 TL'ye veya 13500 TL'ye yükseltilebilecek. Bu üç rakamdan birisi hakkında karar alınıp uygulamaya sokulabilecek. Bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı beklenmeye başlandı. Sam maaşlara yetişir mi? En düşük emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Sam kararı alınması halinde bunun maaşlara yansıması kolay olmayacak. Bunun için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ağustos'a kadar çalışmaya devam edecek ama en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifinin önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor takvim hesaba katıldığında zam kararı alınsa bile emekliler zamlı maaşları en erken Ağustos ayında alabilecekler.